öğrenci mübadelesi anlaşmasının imzalanması ile birlikte Türkiye, tarihinden gelen bir geleneği de yeniden canlandırmış oluyordu. Hem de kendi halinde bir çalışmanın sonucunda Azeri öğrencilere sahip çıkılıyordu. Bu, o zaman için küçük bir olay gibi görünse de önemli bir gelişmeydi. Çok kısa bir süre sonra bu adımın isabeti ortaya çıktı. Azerbaycanlı öğrenciler Türkiye'ye gelmişti. Şimdi de Türkiye'den bir grup öğrencinin Azerbaycan'a gitmesi ve orada gelecekle köprü kurmaları gerekiyordu. Yağmurlu bir sonbahar günü. Bugünkü Gürcistan sınır kapısından içeri girdiler. İki otobüsün içinde 36 öğrenci ve 8 öğretmen. Kendi benliklerinden vazgeçen bu genç insanlar, öğrenci mübadelesinin imzalanmasının ardından Türkiye'yi tanıtmak ve kardeşlerine her alanda yardımcı olmak için gidiyorlardı Azerbaycan'a. Sonbaharın serin ikliminde çoğu kışlıklarını bile almadan çıkmışlardı yola, kendilerine sıcak ülke olarak tanıtılan ülkeye doğru. Daha birkaç gün önce merak içinde bekledikleri pasaportları ellerine ulaşmış ve bu heyecanı doyasıya yaşamışlardı. Büyük bir göreve talip olmanın mutluluğu, huzuru ve gururu vardı gözlerinde. Ceplerinde de birazcık para. Ben de 300 dolar vardı ama diğer arkadaşlar da bir iki arkadaş hariç herkesin yani 50 dolar 100 dolar o konut fonunun dışında çok ciddi bir para yoktu. Türkiye'den Azerbaycan'a gelirken 200 dolar para vardı. Babam o dönem itibariyle maaşını aldı ve o maaşı tamamıyla ben aldım. Birkaç kişi hariç hemen hepsi ilk kez çıkıyorlardı yurt dışına. Hem de o zamana kadar demir perde ülke olarak bilinen bir ülkenin topraklarından içeri giriyorlardı. Bilmedikleri bir ülkede yolculuk yapıyorlardı. Kendileri göstermeseler de endişelerini, içlerinde saklasalar da tereddütlerini, derin bir tevekkül ile bağlanıp çıksalar da yola, onlar için endişelenenler vardı. Anne ve babaları gözlerinin önündeydi. Yolculuk öncesi, en sevdiklerinden izin almaları bir hayli zor olmuştu. Babam çok böyle şok bir vaziyette karşıladı. Hayrol oğlum dedi. Türkiye'ye sığamadın mı dedi. Ne üniversitesi dedi. Yok mu burada üniversite dedi. Hazırlan çalış bir sene de gelen yıl imtihanlara gir dedi. Azerbaycan neresi dedi. Baba işte Türkiye'ye yakın, Gürcistan'a yakın. Trabzon'dan sonra, Artvin'den sonra, Hopa'dan sonra ben yaklaştırmaya çalışıyorum. Ve baktım yok yok dedi, olmaz dedi. Ben dedi müsaade edemem dedi. Çenorlu'dan sizden haber alamayacağız dedi. Görmüyor musun televizyonlarda dedi her gün dedi. Savaş var dedi. Bombalar düşüyor dedi. Karabağ'da dedi muharebe dedi. Sen hiç bakmıyor musun televizyona dedi. Olsun baba dedim yani savaş olsun dedim. Baktım biraz daha ısrar ediyorum. Babam olmaz diyor. Türkiye genelinden bir ekip toplandı dedim. 36 arkadaş dedim. 8 tane öğretmen abimiz dedim. Başımızda büyüklerimiz de olacak dedim. Öz başımıza gitmiyoruz dedim. Böyle deyince gidin dedi. Ağladı. Annemin elini öptüm. Babamın elini öptüm. Helalleştik. Kendi içinden diyorum bir daha dönemeyebiliriz. Yani gideriz biz işte diyelim ki Sovyet sınırlarının içerisinden geri dönüşümüz olmayabilir. O şekilde yani Tarık Bin Ziyad'ın meselesi gibi yani gemileri geri dönüş gemilerini yakıp girdikten sonra bunu kardeşim anlatıyor ki sen diyorum yavaş yavaş annemle babama anlatırsın. İnanamadılar önce yani zannettiler ben şaka yapıyorum. Baba dedim ben Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Ya oğlum ne işin var oralar işte böyle filan. Ben pasport çıkarınca babam biraz rengi değişti böyle. Şimdi biraz anladı herhalde şaka olmadığını. Neyse pek bir şey de diyemedi artık. Ben biraz ısrar edince. Tek çocuğum yani ailenin tek çocuğuyum. Aileme bunu söylediğimde onlar için çok zor bir karar oldu. Fakat benim kararlı olduğumu görünce artık bir şey diyemedi. Ne pederim ne validem.
Henüz pasaportu tek başına almaya ehliyetli olmayanlar vardı aralarında. Onlara kefil anne ya da babaları olmak zorundaydı. Analar tedirgindi. Annelik içgüdüsüyle çocuklarından uzaklaşmak istemiyorlardı. Bir de pasaportlarına bizzat kefil olmak zorunda kalmışlardı. Buna rağmen çocuklardaki hevesi görüp ikna oldular. Tam müracaat edeceğim belgeleri koydum. Memur dedi ki sen dedi gidemezsin, sana pasaport veremeyiz. Ya dedim nasıl veremezsiniz? Ne yani, bir engel mi var gibisinden dedi. Reşit değilsin. Yani 18 yaşını doldurmamışsın. E nasıl olacak? Hiç velin gelecek. Annem baban gelecek. İmza atacaklar. İzin verdiklerini beyan edecekler. Tamam, ondan sonra alabilirsin. Hayda. Hemen çıktım, ankesörlü bir telefon buldum. Annemi aradım. Hazırlan, çabuk gel. İşte öğleden sonraydı, tam kapanacak. Böyle koşa koşa koşuştura koşuştura annemi yetiştirdim. Tabii ben bunun için annemi ikna etmem gerekiyordu. Belki babamı ikna edebilirdim ama hani yurt dışına okumaya gidiyorum anlamında, ama annemi ikna etmek çok zordu. Türkiye'de bu kadar okul varken, bu kadar üniversite varken çalışıp üniversiteyi kazanıp burada da okuyabilirsin anlamında bir anlayışı vardı. Bir hayli zorlandım ve nihayet ağlaya ağlaya onu işte notere kadar götürdüm ve o imzayı attırdım noterde. Ailelerden izinler alınmış, resmi izinler bekleniyordu. Bekleyiş biraz uzun sürdü. Bu arada onlar hiç olmazsa gidecekleri ülke hakkında bilgi sahibi oluyorlardı. Resmi izinler geldiğinde ise herkes yolculuk için hazırdı.